Arkadaşlar videoya ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Farming Simulator'da bebek gibi modlar göstereceğim. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Bir de şu an içinde bulunduğumuz harita. Hazırsanız, videoyu beğendiyseniz ve kanala abone olduysanız hemen haritayı göstererek başlayayım. Harita görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şurada ve şurada bulunan doğal engebeler harici başka herhangi bir engebe yok. Yani bu almış olduğunuz, satın alacağınız tarlalarda ne etrafında bir ağaçtır, çalıdır, çirpidir, herhangi bir şekilde yapay zekayı durduracak veya sizin canınızı sıkacak herhangi bir şey yok. Ve araziler olağanüstü büyüklükte. Birazdan gezince zaten göreceksiniz. Şu iki tane tarlayı ben size göstermek amacıyla satın aldım. Şimdi oralarda modlarımızı denemesini yapacağız. Göstereceğim modları da size tanıtayım. Belki sizde vardır bilmiyorum. Fakat ben yeni gördüm bunları. Gerçekten çok da hoşuma gitti. Klas'ın şöyle bir biçer duvarı var arkadaşlar elimizde. Bu biçer duvarı yani ben dolduramadım. Dolmuyor arkadaşlar yani biçer duvarı dolmuyor. Evet böyle çok güzel oldu bence. Şöyle bir satın alarak işleme başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu biçer duvarın özelliği saatte gördüğünüz gibi 162 km bölü saat hızla gidebiliyor. Şu hıza bakar mısınız ya? Gerçekten aşık oldum ben resmen bu araca ya. Ve bu hızla da biçebiliyor. Çünkü ben bunu biraz şey yaptım. Kafayı taktım ben bunu özüye. Bunun bir modu varmış arkadaşlar. Real Time Spitek diye bir şey galiba. Yanlış bilmiyorsam modun ismini yanlış söylemiyorsam. Öyle bir mod var arkadaşlar. Onu indirdim. Ve bunun sayesinde bu araç bu hızlarda biçim yapabiliyor. Gerçekten muazzam bir özellik. Onun da linkini bulabilirsem açıklama kısmına bırakmayı düşünüyorum. Çok fazla da gösterecek bir tarafı yok. Normal, klasik, biçer döver sadece standartlarıyla biraz oynanmış. Öyle söyleyebilirim. Şimdi John Deere'ın 50 metre, bakın 50 metre büyüklüğünde, genişliğinde pardon. Ve 400 ton kapasiteye sahip hem sürebilen hem de ekebilen bir mimzerimiz var yani. Böyle bunu da bir satın alayım. Bunu da bir görün büyüklüğünü falan. Daha sonra bir tane Case'in yine bir kultivatörü var. Bu da 15 metre falan olması lazım. 18 metreymiş. 18 metre büyüklüğünde bir aletimiz. Bu da gerçekten tam bu araziler için. Bakın bu gösterdiğim ürünler, modlar hepsi bu araziler için. Daha sonra John Deere'ın yine bir kesicisi. Çok büyük olmaması lazım da bu. 15 metre. 15 metre gayet makul. İşleri büyüttüğünüzde zaten 2-3 tane biçerle iş yapacağınız için herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü araziler çok çok büyük arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi değil. Buraların haricinde burada takılabileceğimiz bir yer yok ama şu arada bir takılıyoruz işte o karşıya geçmek için. Harita gerçekten çok çok güzel arkadaşlar. Çok beğeneceksiniz. Çok beğeneceksiniz. Hele böyle büyük araziler sevenler için muazzam. Muazzam ötesi. Burada gerçekten böyle büyük aletler kullanacaksınız ki hem sıkılmayasınız hem de işleri çok çok çabuk bir şekilde bitiresiniz. Geçebilir miyiz? Bu modun da kötü yanı bu. Normalde mod dediğiniz temlerin içerisinden geçebilmesi lazım ama yok o satın aldığımız tarla hasata hazır değil. Hemen şurayı alalım. Şöyle B'ye basıp bir çalıştıralım bakalım. Acaba Spitek açık mı? Değil. Bunu açmak için Alt ve 0 tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu an bassam 162 hızına kadar çıkıp biçebilirim. Ama düzgün biçer mi? Dur bakalım düzeltmişler mi? Benim hatırladığım kadarıyla 100 km bölü saat hıza kadar herhangi bir sıkıntı yok. 100'den sonra arkada herhangi bir şey bırakıyor yani. Böyle biçmiyor yani. Biçiyor da ara ara. Yani böyle atlıyor. Yani öyle hatırlıyorum. Dur bakalım. Biz aynen bak bırakmaya başladı. Ya bu çok da bir sorun teşkil etmez. Bu kadar bırakması da çok önemli değil yani bakacak olursanız. Çok da bırakmıyor yani. Bu kadar da olur. Dediğim gibi bu biçeri dolduramazsınız arkadaşlar. Ben bunu en büyük arazilere soktum. 2-3 tane arazi. Hatta 4 tane arazi biçtim pardon. 4 tane arazi biçtim. Yine dolduramadım. Dolmuyor biçer. Yani içerisinde de böyle 100 küsür ton mahsul oluyor yani 200 küsür ton mahsul oluyor. Yine dolmuyor. Öyle büyük bir kapasitesi var. O yönden içiniz rahat olsun. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi
diğer şeylerden satın aldık galiba, yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden şöyle hızlı bir traktör tercih edeceğim. Fast Track galiba buranın en hızlısıydı. Yanlış bilmiyorsam. Aynen. 70. Yani bunu bir satın alayım. Şimdi şu babayı da bir gösterelim. Gel şöyle. Ya bu aletin en sevdiğim özelliği şu arkadaşlar, bakın. Bir alet büyük olduğu için, her yere çarpacağı için nesnelerin içinden geçmesi gerekiyor. Bakın. Hiç sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ağustos ayındayız. Bu ayda kanola ekilir. Yapay zekaya vereceğim mecburen, çünkü içerisinde herhangi bir tohum, gübre bir şey yok. Gördüğünüz gibi ekimde mekimde herhangi bir sıkıntı yok. Bakın. Ekiyor ve sürüp gidiyor yani. Çok muazzam arkadaşlar. Tam bu araziler için. Gerçekten bu haritada oynamak zor arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Her şeyin fiyatı çok çok pahalı. Aletlerin tabii ki aynı da, yani arazilerin fiyatları çok pahalı. Bunu da size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bir saniyenizi rica ediyorum. Sadece şu aletle bir göstereyim. Galiba bunda nesne içinde geçme diye bir şey yok. Aynen, bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takılıyor. Hemen şuraya bir yapay zekaya atayalım. Bunu da görmüş olun. Böyle mükemmel bir alet. Yani tam bu araziler için tasarlanmış. İstediğiniz gibi alın kullanın arkadaşlar. Bebek gibi. Sürüyor arkadaşlar. Bu şey değil yani. 2-3 tane traktör var böyle elimde. Fendt'in. Gerçekten çok güçlü traktörler. Onları da bir sonraki videoda büyük bir ihtimalle size veririm arkadaşlar. Ya da FS mod üzerinden yükleyebilirsiniz, onu da bulursunuz çok kolaylıkla. İlla videoyu bekleyin demiyorum. Oradan da bulabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama bunlar genelde böyle o tür sitelerde araştırmak gerekiyor. Araştırıyorum, bakıyorum, buluyorum ve sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Bunun için de sadece yapmanız gereken videoyu beğenmek. Kanala abone değilseniz de bu tür modlardan, FS22 videolarından haberdar olmak için ya da yeni güncellemelerden haberdar olmak için videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Başka anlatacağım bu haritada nasıl arazi satın alabilirsiniz, onlardan bahsedecektim. Satın almak için çok büyük paralara bayılmanız lazım. Bu paraları biriktirmek de hiç kolay değil. Özellikle oyunun size ilk başta vereceği hani 1,5 milyon gibi komik bir rakamda hiç kolay değil. Bunun için yapacağınız tek şey gübreleme, balyalama. Balyalama işlerine falan girmeyin. Gübreleme en temizi de. Tarla 23'e 33 bin euro ödüyor. Ve bu mevsimde en az 8-10 tane böyle arka arkaya gübreleme sıralanıyor. Bu işleri alırsanız ve buradan da bu işi yaparken de şurada bakın, yapay zeka suni gübre satın al ve gübreyi satın al yapmışım ben. Hani siz şu yakıt doldurup kapatıp, bulamacı kapatıp, tohumu kapatıp mesela suni gübreyle gübreyi açıp bunları yapmasını isteyebilirsiniz yani. Yapay zeka sadece gübreyi satın alır ve tarlaya eker yani gübreyi. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmiş olursunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Haritanın en büyük tarlasını da göstermiş olalım. En büyük tarlası da şu olması lazım ya da şu 30 numaralı tarla olması lazım. Yani şunlardan herhangi birini alırsanız zaten oyunu büyük bir ihtimalle o zaman bitirmiş olursunuz yani. Şöyle göstereyim onların fiyatlarında. Mesela bu 26 numaralı tarla arkadaşlar 3 milyon 700 bin. 85 numaralı tarla 3 milyon, 2 milyon. Yani bunların fiyatları çok çok pahalı. Mesela şu 18 numaralı tarla değil mi? O bile 700 bin yani. Şurada gördüğünüz gibi ufak tefek böyle araziler. Bunlara hiç girmeyin. Buralarda canınız sıkılır yani. Mesela şu 47 bunlardan bir tanesi. Ama buraya geliyorsunuz işte burada ağaçlar vesaire var. Buraya hiç girmeyin. Benim tavsiyem tabii siz bilirsiniz. 18'ler, 24'ler buralardan başlamak çok mantıklı. Ama oyunun başında nesneleri ödünç alarak iş yapmak ve bu işten bir süre sonra kazandığınız parayla tarlalı işe koyulmak en mantıklısı. Ha, ben bunu yapmayacağım. Ben direkt oyunu büyük ekipmanlarla oynayacağım. İşte bir anda bitireceğim falan diyorsan hemen size para hilesi vereceğim. Buradan direkt böyle gördüğünüz gibi paraları ekleyebilirsiniz. Büyük modlarla oyunun keyfini sürer. Daha sonra da yolunuza bakarsınız. O da sizin bir tercihiniz. Ben tamamen böyle realistik oynamaya çalışanlar için söylüyorum bunları. Diğerleri zaten işini nasıl yapacağını bilir. Bugünlük benden bu kadar. Dediğim gibi
bu dakikaya kadar video izlediyseniz, beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.